Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, tüm takım sporlarımızda sezona başladığımız, stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem geride kaldı. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, 2024 Paris Olimpiyatları için şimdiden 5 kota aldı. Boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Samet Gümüş, yüzmede Kuzey Tunçelli, atletizmde Ersu Şaşma Paris biletlerini alırken birçok sporcumuz da olimpiyat kotası almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olimpik sporcularımız son 3 aylık dönemde Türkiye rekoru kırdılar. Milli takımların farklı yaş kategorilerinde ülkemize madalyalar kazandırdılar. Özetle Fenerbahçe'miz sürekli işleyen ve durmaksızın üreten bir spor kulübü olarak çalışmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 3 aylık süreçte kulübümüzde sportif, finansal, idari ve hukuksal anlamda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şubelerimizin 3 aylık gündemlerini şube sorumlularımızdan dinleyeceğiz. Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, ekranlarından bizleri takip eden değerli taraftarlarımız. Öncelikle sözlerime birkaç gün önce büyük bir gurur ve mutlulukla kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı bir kez de sizlerin huzurunda kutlayarak başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda başarı hedefleyen dünyanın en büyük spor kulübü vizyon ve misyonunu benimsemiş kulübümüzün erkek basketbolda da iddialı bir dönem geçirmesi için 2023-24 sezonuna en iyi şekilde hazırlandık. Geçtiğimiz sezondan kalan güçlü iskeletimiz ve takımda ikinci sezonuna girecek teknik ekibimizle birlikte yola çıktık. Kadromuzu birçok kıymetli isimle takviye ettik. İyi bir hazırlık dönemini geride bıraktık ve sezona bu sayede en hazır şekilde girdik. Geride kalan süreye baktığımızda Turkish Airlines EuroLeague'de sezona en iyi başlangıç yapan takımlardan biriyiz. Son olarak Olympiakos'u mağlup ederek ilk 6 maçı 5 galibiyetle geçerek ligin zirvesindeki ekiplerden biri olmayı başardık. Umarız bu formumuzu sezon boyunca sürdürecek ve EuroLeague'de önce playoff ardından da Final Four hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde ise 5 maçta 4 galibiyetle liderliği elimizde bulunduruyoruz. Bu süreçte Galatasaray'a karşı elde ettiğimiz derbi galibiyeti de tüm taraftarlarımız gibi bizi de ayrıca memnun etti. Ligimizde hedefimiz bir yıllık aranın ardından şampiyonluğa tekrar ulaşmak olacak. Geleceğimiz için büyük önem taşıyan Fenerbahçe Koleji, Novotel de iyi bir sezon başlangıcının ardından yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte saha sonuçlarının yanı sıra saha dışında da önemli gelişmeler yaşadık. Kulübümüzün ve yöneticilerimizin destekleri ile birçok yeni sponsor aramıza katıldı. Salonumuzdaki halter ve rehabilitasyon alanları yenilendi. Bu sayede Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Avrupa'nın en modern soyunma odası alanlarından birine kavuştu. Ailemize katılan yeni sponsorlarımız ve tüm bu yeniliklerle birlikte güçlenmeye devam edeceğiz. Tüm amacımız Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüzün tüm branşlarıyla birlikte camiamızı sevindirmeye devam etmektir. Sevgi ve saygılarımla. Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer divan üyelerimiz ve ekranlarından bizleri izleyen taraftarlarımız. Eylül ayında düzenlenen Avrupa EuroLeague ve EuroCup şampiyon takımlarının oynadığı Süper Cup'ı ASFER karşısında farklı bir galibiyet alarak Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu bir kere daha kanıtladık.
Türkiye Ligi'nde 9'da 9, Euro Lig'de ise 5'te 5 galibiyet serimiz ile iki kulvarda da ne mağlup olarak devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye Ligi, Euro Lig ve Süper Cup şampiyonu olarak kutlamanın camiamız ile birlikte büyük coşkusunu yaşıyoruz. Tüm branşlara başarılar diliyoruz, saygılarımla. Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli yöneticilerim, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve değerli Fenerbahçeliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımımız sezona Vakıfbank ile oynadığı Şampiyonlar Kupası mücadelesiyle başlamıştır ve kupa ikincisi olmuştur. Vodafone Sultanlar Ligi'ne ise Aydın Büyükşehir Belediyesi galibiyetiyle başlamıştır. Takımımız ligin 7. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü Muratpaşa Belediyesi Sigorta Şup'u ağırlayacaktır. Takımımızın bu hafta itibariyle SEV Şampiyonlar Ligi müsabakaları başlayacaktır. İlk grup maçımızı 7 Kasım Salı günü saat 19'da Buran Felek Voleybol Salonu'nda Slovenya ekibi Kamnik ile oynayacağız. C grubundaki diğer rakiplerimiz Polonya'dan Lütz ve Almanya'dan Potsdam takımlarıdır. Takımımız Aksa Sigorta Kupa Voley, Vodafone Sultanlar Ligi, SEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kupası yolundaki mücadelelerini sürdürmektedir. Sarı Meleklere ve tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli yöneticilerim, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve değerli Fenerbahçeliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Parola Para erkek voleybol takımımız sezona Spor Toto ile oynadığı Aksa Sigorta Efeler Ligi galibiyet ile başlamıştır. Sezonda oynadığı 4 maçta galibiyet serisini sürdüren takımımız şu anda lider konumundadır. Birinci erkek voleybol takımımız 3 maçta 3 galibiyet ile ikinci sıra yer almaktadır. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer divan üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız. Son görüşmemizden bu yana Kürek Sporu ve Fenerbahçe Kürek Şubesi adına sevindirici birçok olay yaşadık. Sırasıyla sayarsak, Ağustos ayı başında Paris'te yapılan U19 Dünya Şampiyonası'nda sporcumuz Halil Kaan Köroğlu tek çifte de dünya şampiyonu oldu. Yine tek çifte branşında Ağustos ayı sonunda Almanya'da yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda sporcumuz Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Hatırlayacağınız gibi Temmuz ayında da hafif kilo kadınlar tek çifte de Elis Özbay dünya şampiyonu olmuştu. Şubemiz için ayrıca sevindirici ve gurur vesilesi olan olay ise altın madalya kazanan tüm sporcularımızın son 5 yılda Dereazı tesislerinde kendi yetiştirdiğimiz sporcular olmasıdır. Yurt dışındaki bu tarihi başarılardan tekrar yurt içine dönersek, Eylül başında Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası yarışlarında U15 erkekler, U17 erkekler Türkiye şampiyonluğu, U15 kadınlar, U17 kadınlar da Türkiye ikinciliği kazanılmıştır. 30 Eylül'de yine Ankara'da yapılan U19 şampiyonasında ise U19 erkek takımımız büyük bir başarıya imza atarak mutlak favori gösterilen ezeli rakibimizi geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu bir kez daha kulübümüze kazandırmıştır. U19 kadınlarda ise Türkiye ikinciliği ile yetinilmiştir. Yine Eylül ayında Romanya'da yapılan Balkan Gençler Şampiyonası'nda ise sporcularımız 3 Balkan şampiyonluğu, 7 Balkan ikinciliği ve 1 Balkan üçüncülüğü kazanmıştır. Tüm Fenerbahçelilere sağlıklı günler diler, saygılarımı sunarım. Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer üyelerimiz, Fenerbahçe Doğuş Yelken son 3 aylık faaliyet özetini ve elde ettiğimiz sonuçları bilginize paylaşacağım. 2-11 Ağustos tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşen Lombardi Regatta'da 25 ülke arasından Optimist takımımız yarışları 3. olarak tamamlamıştır. 5-6 Ağustos tarihlerinde Tuzla'da gerçekleşen Optimist İl Takım yarışını 2.lik ile tamamladık. 16-20 Ağustos tarihlerinde arasında Isparta Eğirdir'de gerçekleşen Optimist Türkiye Takım Şampiyonası'nda üst üste 2. kez şampiyon olduk. Optimist sınıfı antrenörümüz Tamer Başlı, dünya şampiyonu sporcumuz Medine Hava Tatlıcan'ın başarı hikayesi neticesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Türkiye Fair Play ödülüne layık görüldü. Ağustos ayında gerçekleşen İstanbul İl Şampiyonları'nda yarıştığımız tüm sınıflarda şampiyonluk elde ettik. 7. Uluslararası Süleymanpaşa Kupası'nda sporcumuz Fikret Tacar genel klasman birinciliği, Junior kategorisinde Ege Dayı ikinciliği, Junior Kızlar kategorisinde Elia Şakaklı üçüncülüğü elde etmişlerdir. 22. Bosporus Cup yat yarışlarında Doğuş Yat takımımız genel klasmanda birincilik elde etmiştir. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi birinci ayak yarışlarını 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alarak başarılı bir şekilde tamamladık.
10-15 Ekim tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşen Optimist Bodrum International Regatta'da Junior Kızlar kategorisinde Derya Köroğlu ikincilik, Elia Şakaklı üçüncü olmuştur. 10-15 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleşen IQ Foil Games yarışları sonunda olimpik takım sporcularımız Onur Cavit Biriz erkekler kategorisinde, Dilara Ural kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanmışlardır. İstanbul'da gerçekleşen Cumhuriyet Kupası yarışlarını toplamda 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile tamamladık. Yelken okulumuz Arveyer Dingi Center olarak denetlemeyi başarıyla tamamlayarak uluslararası sertifika programlarımızın çeşitliliğini arttırmaya devam etmektedir. Şubemiz Türkiye'deki tek Royal Yachting Association Dingi Center olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Sözlerime son verirken her zaman yanımızda olan kulübümüz Fenerbahçe'ye, başkanımız Ali Koç'a ve camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve değerli Fenerbahçeliler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. U22 Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı. 6 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya takım halinde birinci olduk. Büyükler İstanbul Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası gibi zor geçti. 11 sporcuya katıldık. 7 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandık. U22 Avrupa Şampiyonası yapılacak. 6 Fenerbahçeli boksör milli takımda yer alacaktır. Bayanlar ve erkekler olimpik takımımız Mart ayında yapılacak İtalya'da olan olimpiyat elemeleri için kampları devam etmektedir. 2024 Paris Olimpiyatları için kota çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şu an 3 adet kota aldık. Bu Senat Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Samet Gümüş hocalarına ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetimine yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Koordinatörümüz Sayın Fikret Çetinkaya her yerde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Sponsorumuz Tüpraş'a teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli yöneticilerim, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve değerli Fenerbahçeliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcumuz Kuzey Tunceli 1500 metre serbest mesafesinde şampiyona rekoru kırarak Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. 800 metre serbest mesafesinde ise Avrupa Gençler üçüncüsü oldu. Yine bu şampiyonada yarışan sporcumuz Aykut Mert Ravul 200 metre kelebek mesafesinde finale kaldı. 14-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ve 2-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda sporcumuz Ece Üngör finallere kalarak ilk 10 sporcu arasında yer aldı. 4-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Arası Uzun Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda sporcularımız genç erkekler ve açık yaş kadınlar kategorilerinde şampiyonluğa ulaştılar. Sporcularımızdan Mert Ali Satır, Arda Akkoyun, Aleyna Özkan şampiyonada bireysel mesafelerde Türkiye rekoru kıran sporcularımız oldular. 11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında İrlanda'nın Dublin kentinde düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda sporcumuz Aleyna Özkan 50 metre kelebek mesafesinde Avrupa ikincisi oldu. 4-9 Eylül 2023 tarihleri arasında İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcumuz Kuzey Tunceli 800 metre serbest ve 1500 metre serbest mesafelerinde Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer divan üyelerimiz ve ekranların başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız. Slovenya'nın Maribor kentinde yapılan 17. Avrupa Gençlik Oyunları'nda sporcumuz Yasir Kupu'dan yüksek atlama branşında 2.09 atlayarak gümüş madalya kazanmıştır. Çin'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası'nda sporcumuz Sezgin Ataç 10.000 metre finalinde elde ettiği 29.06'lık derecesiyle gümüş madalya kazanmıştır. İkinci gün sonra tekrar piste çıkan yarım maratonda yarışan Sezgin Ataç şampiyon olmuştur. Aynı yarışmada Eda Tuzsuz cirit atma finalinde elde ettiği 59
0.5'lik derecesiyle yarışmayı zirvede noktaladı ve altın madalyanın sahibi olmuştur. Ayetullah Asana'nın ve Sezgin Ataç'ın da olduğu yarım maraton milli takım şampiyon olmuştur. Derya Kunur ve Burcu Subotan'ın da yer aldığı maraton takımımız şampiyon olmuştur. Yine aynı yarışmada Şilan Ayıldız 1500 metrede 3. olmuştur. Yine üniversiteler şampiyonasında Kubilay Encü ve İlyas Yanakçı'nın da olduğu 4x400 takımımız şampiyon olmuştur. Salih Teksöz, Belçika'da düzenlenen Flanders Cup'ta 800 metre müsabakasında şampiyon olmuştur. Kudüs'te düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Dilek Koçak 1500 metre yarışında Avrupa şampiyonu olmuştur. Ertesi gün tekrar piste çıkan Dilek Koçak 800 metrede 3. olarak bronz madalya kazanmıştır. Aynı yarışmada Erdem Tilki sırıkla atlamada Türkiye rekoru kırarak Avrupa 3.'sü olmuştur. Sırıkla atlamada ülkemizi temsil eden milli atletimiz Ersu Şaşma, dünya şampiyonasında 5.75'lik derecesiyle final yarışarak bizleri gururlandırmıştır. Atletlerimiz Balkan U18 şampiyonasında 7 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ve sezonun en önemli müsabakası olan Süper Lig yarışmalarında Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüz hem kadınlarda hem erkeklerde Süper Lig şampiyonu olmuştur. Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer divan üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız. Şubemiz sporcusu İbrahim Gündüz, geçtiğimiz Ağustos ayında Çin'de gerçekleşen Dünya Üniversite Oyunları'nda çift erkekler kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştur. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılan 20 ülkeden 900 sporcunun katıldığı 32. Enduro Kids Open yarışmalarında sporcularımızdan Zeynep Duran, U11 kızlar kategorisinde şampiyon, U11 erkekler kategorisinde ise Eymen Başar üçüncülük elde etti. U13 erkekler kategorisinde Aras Aydın ikinci ve U13 çiftler kategorisinde Ahmet Berk Tükenmez ve Aras Aydın ikilisi çift erkekler şampiyonu olmuştur. 14-16 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Minik Altın, Minik ve Küçükler En İyiler Ferdi Seçme Yarışmalarında Zeynep Duran, Minik Kızlar, Eymen Başar ise Minik Erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmuşlardır. Ekim ayında Gürcistan'da düzenlenen WTT Contender müsabakalarında U11 kategoride mücadele eden sporcularımızdan Armin Aydın gümüş, Zeynep Duran ise bronz madalyanın sahibi oldu. 13-15 Ekim tarihinde Konya'da gerçekleşen Yıldız Genç En İyiler Seçme Yarışmalarında sporcularımızdan Nil Başaran, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu, Hakan Işık ise Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu olmuştur. Saygılar sunarım. Sayın Divan Başkanımız, Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve değerli Fenerbahçeliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız 2023-2024 Türksel Kadın Futbol Süper Ligi sezonu hazırlıklarını 17 Temmuz 2023 tarihinde Teknik Direktör Gökhan Bozka yönetiminde başlamıştır. Ardından 1-11 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası tesislerinde yapmış olduğu kamp ile yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmüştür. Transfer sürecinin devam ettiği bu süreçte mevcut kadromuzda 18 yerli ve 6 yabancı olmak üzere toplamda 24 oyuncumuz bulunmaktadır. 27 Ağustos 2023 tarihinde başlayan Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak bu sezondan itibaren 16 takımdan oluşan tek gruplu statüye geçilmiştir. Ligi 1. sırada bitiren takımın şampiyon olacağı mevcut sezonda şu ana kadar ligin ilk 8 haftasında aldığımız 7 galibiyetle liderin 1 puan gerisinde bulunarak şampiyonluk hedefi doğrultusuna adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz bu sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının ilk yılında her branşta olduğu gibi kadın futbolda da Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmaktır. Tüm branşlarımıza başarılar dileriz. Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyelerim, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, ekranlarından bizleri takip eden değerli taraftarlarımız, yeni sezon planlamamızda kadromuzda yer alan 5 oyuncu ile yollarımız ayrılmıştır. Yeni sezonda Mohsen Tamardaş, Mohsen Bigdeli, Ahmet Efetürk, Uğur Toprak ve Cemil Baba'nın transferleri yapılmıştır. Ligimiz 28 Ekim'de başladı ve ilk mücadelemizden galibiyetle ayrıldık. 17 takımın yer aldığı Süper Lig 2 grup halinde oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile playoff çeyrek finali oynayacak. Turu 2 galibiyetle kapatan takımlar üst tura yükselecekler.
Aynı sistem sonunda şampiyon olan takım da bu şekilde belirlenecektir. Takımımız bu sene EuroCup 1 kupası elemelerine katılacaktır. Turnuvanın eleme ayağı Almanya'nın Hannover şehrinde 1-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecektir. Oradan lider çıkmamız durumunda EuroCup 1 finallerinde mücadele edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de çifte kupa kazanma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla. Yüksekliği. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerim, Fenerbahçe camiası olarak eski yönetim kurulu üyemiz ve Yüksek Divan Kurulu üyemiz Şaban Erdikler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçemize olan katkıları her zaman hatırlanacak ve özlemle anılacaktır. Mekanı cennet olsun. Ülkemizin gururu, dünyanın bir numarası A milli kadın voleybol takımımız önce Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Ardından olimpiyat elemeleri sürecinde sergiledikleri üstün performansla tüm maçlarını kazanarak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını kazandılar. Milli takımımızın zaferlerinin devamını diliyoruz ve onları gururla tebrik ediyoruz. Bu büyük başarıda başta kaptanımız Eda Erdem Dündar, oyuncularımız Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Melisa Vargas olmak üzere tüm filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Ayrıca menajerimiz Pelin Çelik ve istatistik antrenörümüz Artun Aksan da milli takımımızın bu muhteşem başarısında önemli rol üstlendiler. Kendilerini de ayrıca tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı dönemde bizleri gururlandıran bir başka başarı haberi de A milli futbol takımımızdan geldi. Hırvatistan ve Letonya maçlarında aldığımız galibiyetlerle Euro 2024'e gitmeyi garantiledik. Milli takımdaki performanslarıyla bizleri gururlandıran futbolcularımızı ve milli takımımızı tebrik ediyoruz ve Euro 2024'te kupa yolunda sonsuz başarılar diliyoruz. Evet, kulübümüzün devam eden hukuki süreçleri hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Kulübümüze kurulan 3 Temmuz 2011'deki kumpasa katılmış hakim ve savcıların yargılamaları Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yapılmaktadır. Meslekten ihraç edilen bir kısmı da yurt dışında firari 38 sanıkla ilgili hazırlanan davada FETÖ, PDY'nin amaçlarına ulaşmakta kulübümüzü bir engel olarak gördüğü ve kulübümüzü ele geçirme amacıyla hareket ettiği belirtilmiştir. Davanın sanıkları arasında 3 Temmuz davasının savcıları ve heyet üyeleri de bulunmaktadır. Kulübün manevi ve maddi olarak zarara uğratıldığı gerekçesiyle bu davada kulübümüz adına şikayetçi katılan sıfatıyla müdahale talebinde bulunduk. Yargılamayı üstlenen Yargıtay 11. Ceza Dairesi şikayetçi olarak davaya katılma talebimizi haklı bularak davada katılan sıfatıyla yer almamıza karar vermiştir. Kulübümüze karşı yapılan hukuksuzluğun hesabını hukuk önünde sormaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Duruşmalara meslekten ihraç edilen ve davada sanık olarak yargılanan eski hakim savcıların sorguları ile devam ediliyor. Yargılamanın bir sonraki celsesi 7 Şubat 2024 tarihinde devam edecek. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantımızı 8500'den fazla kongre üyemizin katılımıyla Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdik. Toplantıda tüzük değişiklikleri kabul edilirken stadımızın isminin Atatürk olarak değiştirilmesi de genel kurul üyeleri tarafından onaylandı. Katılan ve emeği geçen
katılan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi paylaşıyorum. Kıymetli Fenerbahçeliler, Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden tam 113 gün geçti. Komisyonla ilgili ortaya atılan dedikodular haricinde atılmış tek bir somut adım yok. Biz bu başvuruyu 2 yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı adımlar atması gerekiyordu ama ne yazık ki doğruyu yapmak yerine kaçak cevaplar vererek görmezden geldiler. Resmi belgelerle anlattığımız ve TFF'ye sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği söylemi de büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var. O da tarihten silinmeyecek gerçekler ve müzemizdeki kupalarımız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun en kısa sürede kuracağını açıkladığı komisyon ile ilgili net adımlar atmasını bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçuların baskılardan uzak ve adil karar vermeleri gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 100. yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanmak istiyoruz. Evet, başkanımız detaylı ve çok önemli açıklamalar yapacak ama çok kısa futbolla ilgili de birkaç konuya değinmek istiyorum. Spor kamuoyunda neredeyse herkesin mutabık kaldığı bir şekilde oynadığımız hemen hemen her maçta skandal kararlarla durdurulmaya çalışıyoruz. Attığımız goller VAR tarafından dakikalarca inceleniyor, tuhaf kararlar veriliyor, futbolcularımıza diğer takımların görmediği kolaylıkta kartlar gösteriliyor. TFF'ye buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hakemler adil ve eşit olmak zorunda. Siz de bu eşitliği sağlamakta yükümlüsünüz. Çok kısa bir süre önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili katıldığı bir programda bazı iddialarda bulundu. Başkanımız da konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Biz de ilgili iddialar üzerine federasyona başvuruda bulunduk. Geçen sene de ellerinde kayıtlar vardı ama ne oldu? Herhalde silindi. Ama maalesef isimler, profiller değişiyor, algının renkleri asla değişmiyor. Başkanımız daha önce de söylediğim gibi detaylı açıklamaları bu konu üzerinde yapacak. Evet, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerim, bir milletin eşsiz fedakarlığı, tarifsiz emeği, tanımsız adanmışlığı ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını ülkemize olan inancımızla büyük bir coşku ve umutla kutladık. Atamızdan aldığımız bir ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez bilinciyle ülkesinin değerlerini ve milli duruşunu benliğinde taşıyan binlerce sporcunun yetişmesinde ve bayrağımızın göndere çekilmesinde pay sahibi olan dünyanın en büyük spor kulübü olarak bir avuç toprağı vatan yapan ve bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden tarihimizin mirasına olan bağlılığımızla Türk Eğitim Vakfı ile birlikte işbirliğinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ülkemizin 81 ilindeki 81 evladımıza ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir çocuğumuza Cumhuriyet bursu verdiğimizi açıkladık. Bu kıymetli adımımıza sporcularımız, sponsorlarımız ve camiamız da dahil oldu. Sonsuza dek Cumhuriyetimiz diyerek çıktığımız bu yolda yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.
29 Ekim'de derneklerimiz vasıtasıyla ülkemizin 81 ilinden gelen vatan topraklarını, bir avuç toprağı vatan yapanlara minnettarız diyerek stadımızın çimlerine gömdüğümüz, geleceğimiz olan çocukların başrolde olduğu kısa bir film yayınladık. İsterseniz hep beraber bu filmi beraber bir kez daha izleyelim. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Fenerbahçe derneklerinin yurdun tüm illerinden tek tek topladığı, şehitlerimizin canlarını vermek pahasına koruduğu birer avuç vatan toprağı artık şanlı Fenerbahçe'mizin stadının çimlerine can verecek. Fenerbahçe Türkiye'dir. Atamıza ve bir avuç toprağı vatan yapanlara minnetle. Sonsuza dek Cumhuriyet. Evet, ülkemizin değerlerine sonsuz saygı ve aidiyet duyan kulübümüzün hazırladığı bu film milyonlarca izlenmeye ulaştı ve rekorlar kırdı. Fenerbahçe'miz en büyük bayramımızın 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma tasarladı. 29 Ekim 2023 Pazar günü oynadığımız Siltaş Yapı Pendik Spor maçında gururla taşıdığımız formamızda İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ...1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer aldı. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İyi ki Fenerbahçe, sonsuza dek Cumhuriyet. Bu sene 10 Kasım'da yine atamızın huzuruna gideceğiz. Artık bir geleneğimiz olmuş Fenerbahçe vapuruyla başkanımız, sporcularımız, üyelerimiz hep birlikte 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda atamızın huzurunda olacağız. Üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Selma Altay Rodopman ve ekibi bu konuda tüm hazırlıkları yaptılar. Sizlere de bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Hepinizi bekliyoruz. Sözlerime son verirken YDK ile ilgili iki haberi paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar YDK toplantılarında takdim edilen 40 yıl ve üzeri plaket ve rozet törenlerimizi artık farklı bir organizasyonda yapmaya başladık. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın Olympiakos ile oynadığı Euroleague maçı öncesi Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen törene Başkanımız Sayın Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Dündar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı. Bundan sonraki plaket ve rozet törenlerimizi de farklı organizasyonlarla yapmaya devam edeceğiz. Son olarak dün itibarıyla Divan Kurulumuzun özel bir web sitesi kuruldu ve canlıya alındı. Bundan sonra YDK ile ilgili tüm bilgileri, haberleri ve organizasyonları ydk.fenerbahce.org adresinden takip edebileceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıklı günler diliyorum.